üzerinde söz talebi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'a aittir. Buyurun Sayın Özdağ. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sizleri şöyle biraz tarihe doğru götüreceğim. Ottawa Anlaşması'na doğru götüreceğim sizi. Sığınmacı ve kaçakların ve bu gelen insan yığınlarının nasıl ülkemizin demografik yapısını bozduğunu, aynı zamanda üniter yapımızla ilgili kimlerin nasıl, ne şekilde mayınlı arazilerde mayınlı taşlar döşediklerini anlatmak istiyorum. AK Parti iktidarının ilk yılları ve ülke yine bir tartışmanın eşiğinde Türkiye 1999 yılında imzalanan ama kendisinin 2003 yılında imza attığı, 2004 yılında da yürürlüğe koymuş olduğu bir Ottawa Anlaşması var. Bu anlaşma ne diyor? Sınırlarınızdaki mayınları temizleyin diyor. Ve konunun aslında ne anlama geldiğini o günlerde çok iyi idrak eden bir siyasetçi var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Kendisi Hatay'da bir miting yapıyor. Bir Temmuz ayında ve bu anlaşmanın doğru olmadığını söylüyor. Ve ileride bu anlaşmanın çok ağır bedellerin olacağını ifade ediyor. Ve bu konuyu da gerekli kişilerle görüşerek böyle bir anlaşmaya imza atmalarının doğru olmadığını söylüyor. Deniz Baykal'la görüşüyor ve bunun mutlaka AYM'ye götürülmesi gerektiğini istiyor. O zaman burada iki parti var. AK Parti ve CHP var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bunu AYM'ye götürerek bunu iptal ettiriyor. Ardından yıllara sari olarak bu ülke bu anlaşmaya kimler imza atıyor? 164 ülke bu taraf olurken bu anlaşmaya bunlardan 132 imza atıyor. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan ve İsrail bu anlaşmaya imza atmayarak konunun muhatabı bile olmuyorlar. AK Parti iktidarı bu anlaşma ile 2010 yılında sınırdaki mayınları temizleme kararı alıyor. Yine aynı şekilde bu anlaşma yapıldı, karar alındıktan sonra İsrail şirketi, İngiltere şirketi, İngiliz şirketi ve şu an kaçak durumda olan bir Türk şirketi beraberce bu mayınlı arazileri temizlemek istiyorlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna itiraz ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temizlenmesi yine AYM'ye gidiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu mayınlı arazilerin temizlenmesi kabul ediliyor. 2010 yılı. Yıl 2011 ve 5 sene sonra yani anlaşmalar süreci devam ederken 5 milyona yakın bir anda mahalle karışıyor. 5 milyona yakın Suriyeli bu temizlenmiş mayınlı arazilerden ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye geliyorlar. Ve tamamı geliyor hemen hemen. Ve bunlarla ilgili Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyoruz. Diyoruz ki bunlar sınırda uçuşu yasak bölgelerde bir kamplarda kalsınlar istiyoruz ama Birleşmiş Milletler artık ip çıkmış, rayından çıkmış vaziyette tren ve ardından bu insanlar geliyorlar. Aynı şekilde Afganistan'dan da insanlar gelmeye başlıyor. Ve bu Afganistan'dan gelenlerle ilgili de yine bir şey yapmıyoruz. Göz taraması yok, parmak izleri yok. Bu insanlar geliyorlar fevç fevç ve diyorsunuz ki 300 bin kişi gelmişti, geri 300 bin kişiyi gönderdik diyorsunuz. 300 bin kişiyi nasıl gönderdiğinizi izah etmiyorsunuz. O gün Suriye sınırındaki mayınları Birleşmiş Milletler temizletiyordu. Ve ardından da Suriye'den ve Afganistan'dan gelen kişileri de aynı şekilde bir yandan Avrupa Birliği destekliyor ve Türkiye'ye gelmelerini istiyor. Şimdi bakalım, gelelim Ruanda meselesine. Nereden nereye geldim bakın, Ottawa'dan Ruanda'ya geliyorum. Şimdi bugünlerde tartıştığımız Ruanda meselesi bir turizm anlaşması. Sağlık Bakanlığı geçenlerde, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir karar alındı. Türkiye'ye bundan sonra her yıl 7000 kişiden fazla olmamak şartıyla bunların tedavileri Türkiye tarafından karşılanacak denildi. 7000 kişi. Niye? Neden? Kim bunlar? Belli değil. Ardından Sağlık Bakanlığı tüm masraflarının karşılanacağını söyledi. Bu sırada Tarım Bakanı bir şey söyledi. Dedi ki 2050 yılında bizim nüfusumuz 105 milyon olacak. Bir 100 milyonda misafirimiz gelecek. Ya bu misafirler kim diye gazeteciler sıkıştırdılar kendilerini. Kim bu misafirler? Ve ardından dedi ki turistler gelecek dedi. Ya belki de 150 milyon gelecek. Ekonomimiz çok iyi olacak. Belki 50 milyon kişi gelecek. Ağzından kaçırdıklarını biz biliyoruz. Niye diyerek. Ardından Manisa Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Hatırlayın lütfen. Dedi ki Bursa, Balıkesir, Manisa ve Aydın olmak üzere bazı illerimizde Suriyeli sığınmacılara hazine arazilerinin tahsis edilmesi projesi de böyledir. Mehmet Şimşek'in Dünya Bankası'ndan alacağı paranın şartı olarak Suriyeli sığınmacılara istihdam sağlanacağı konusu da böyledir. Bakınız Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ülkesi Ruanda ile bir turizm işbirliği anlaşması imzaladı değil mi? Bu Ruanda İngiltere'nin ülkesindeki mültecileri gemilere yükleyip göndereceği Afrika ülkesi.
ve ardından 16 Nisan 2022 tarihinde İngiltere tam 10 bin kilometre uzakta olan yere, ülkeye bir göç anlaşması yaptı Ruanda ile beraber. Bu ülkede tutacak, bunları orada tutacaklarını söyledi. 13 Haziran 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler İngiltere'nin bu... Tamamlayın Sayın Özdağ. Ardından Londra Mahkemesi de sığınmacıların Ruanda'ya yollanmasına yapılan itirazları reddetti. 5 Eylül 2022 tarihinde İngiltere'nin yeni başbakanı, lütfen dikkatli dinleyin, Liz Truss, en büyük vaadinin sığınmacı göçmenleri Türkiye'ye ve Ruanda'ya göndereceğini söyledi. Durduğu yerde, ateş olmayan yerden duman çıkmaz ki, niye Türkiye'ye gönderiyor? Dışişleri Bakanlığı bunu hayır kabul etmiyoruz, böyle bir şey yok dedi. Ardından İngiltere Başbakanı'nın kesinleşmiş bir anlaşma olmasaydı bunu yapması, söylemesi mümkün değildi. İngiltere gazeteleri de şunu yazdılar hemen çok hızlı bir şekilde: bundan böyle Ruanda'ya gidenler, İngiltere'den gidenler Türkiye'de tedavi oldukları takdirde masraflarını İngiliz hükümeti karşılayacak dedi. Değerli milletvekilleri, bunların tamamı, hepsi bir projedir ve bu projeye karşı bütün Türkiye'nin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Mesele oradan buradan para toplamak değil. Siz Maliye Bakanlarını oradan buradan para toplamaya gönderiyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nı gönderin oraya buraya para toplamaya. Adalet Bakanları toplar ve... Önergeyi...